Aynen bugün öyle. akıllı oynadı bak. Bu 2-3 defadır maçına bakıyorum Ünal'ın. Evet. Bu Burak ve şeyden sonra Onur'dan İki sonra maç doğru topçular oynadı. Da kendilerine geldiler. Doğru. Bakıyorum bir birlik var. Evet. Bir birlik var. İlk golü atan çocuğu ne hale getirdiler? Ağlattılar çocuğu. Ekuban. Annesi de vefat evet, etmiş. Ekuban. Bu bir birliktir. Burak Bilan varken yoktu abi. Yok. Ben onu duyuyordum antrenmanlara gelirken filan. İşte özel arabasından geliyormuş. Abi Trabzon kaldırmaz öyle şeyler. Sağ içinde fırsat yiyordu pas atmayanı Burak. Ona buna bilmem ne yapıyordu. Bana atın diyordu. Topu al tek. Topu al Burak. Hocam ya, bir de offside'da kalmıyor Trabzonspor'a. Dikkat edin bakın. Şekli de değişti Trabzon'un. Evet. Ha mağlup da olurlar yarın. Önemli değil. Herhalde. Ama Trabzon böyle iyi. Ünal da böyle iyi. Evet. Ünal da böyle. İkinci golden sonra Amir'in bir Ünal Hoca'ya sarılması var. Evet. Ünal Hoca'nın evet. Doğru bir beklemesi ve karşılaması var. Hocam senin söylediklerini özetliyor. Tabii çok iyi bir ortam var şu anda orada. Yönetimin de burada önemli bir rolü var. Ne olur abi olur. Trabzon'da ne olur? Kimler gitti Trabzon'da bravo. Abi? Bravo. Kimler gitmedi Trabzon'dan ya? Ne evet. Olur abi kişilse? Doğru. Bir de bozuyorlardı takım abi. Evet. Kaleci de bozuyordu, oyuncu da bozuyordu. Ben sana söyleyeyim. Bravo. Uzun zamandır. Onur konusunda katılıyorum. Son iki sezonda Onur çok hatalı maçlar oynadı. Performansı düşüktü. Heyecanını kaybetmişti Trabzon'da. Gitmesi onun açısından da iyi olur. Zaten devre arasında ikisi de gidecek. Orada gittiği takımda zaten evet. Burada Kaba değil. Orada Kaba'yı bulacak. Evet, başarılı. Kendini kaleye verir. Toparlarsa evet, oynar.